Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1998 doğumlu, 23 yaşında. Geçen sezon 42 maçta Aytemiz Alanya spor forması giyiyor. <laughs> 30'u ilk 11'de, 3 gol, 2 asisti var. Daha önce de de Sion'u hatırlatalım, İsviçre Sion'u. Ne diyorsun öngörünle Berkan'la ilgili? Oyuncuların transfer olduğu dönemlere ve o sezon transfer olan diğer oyunculara da bakmak lazım. Hmm. Bir transferi değerlendirirken ben tek oyuncu özelliğiyle değerlendirmemesi gerektiğini Pat, düşünüyorum. Hem de öyle. bulunduğu bölgeye, önüne arkasına, yanına kimlerle oynayacak ve tüm takım ne oynamaya çalışacak? Nasıl bir dönemde geliyor? Ne kadara geliyor? Oyuncu ücreti? Yani Birçok aslında kriter var. Berkan'da bu kriterlerin birçoğunun yani yerli olması, yaşı, ücreti tartışılıyor. Evet, yabancı kuralından dolayı biraz arttığını kabul etmek lazım. Belki yabancı kuralı olmasaydı biraz daha düşük rakama alınabilirdi. Ama yani e, yine kulüplerin inisiyatifi hani Evet. Ama biraz biz daha Biz genellikle alana bakıyoruz, verene bakıp değerlendirmek lazım. Hani sadece evet. Galatasaray tabii tabii. Yani genel olarak Starzon ben yerli oyuncuların çok fazla yükselmesinden hmm. yana değilim bonservislerinin yabancılara yabancı da yükseltmeyelim. Ben onu, tabii onu ki, söylüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Ama yani bu tarz oyuncuların bir sonraki satışta düşünüldüğü için hı hı. tabii ki rakamı olabilir. Kriterlerden biri de Berkan'ın da vurgu yaptığı, Galatasaray taraftarlarının da bugün sosyal medyada sıkça paylaştığı oyuncunun Galatasaraylı ve iyi bir Galatasaray taraftarı olması. Bu da etken. Bunu da bir köşeye koyalım. Hı hı. Olumlu tarafları sol ayakta olması, yaşı birçok bölgesinde oynayabilmesi ve Bakasetas'tan sonra oyununu daha genişletmesi. Bu, bu ufku var. Bize bunu vaat ediyor. Ve Alanya'nın oyunu biraz da dominant oyun olduğu için Galatasaray'da topa sahip olma oyununu benimseyeceği için ona da çok zorlukla adapte olacağını yani bir zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Yani üzerine koyu, koyabilecek bir futbolcu. Tabii, potansiyeli var oyuncunun. Bunu biz nerede gördük? Bunu biz Bakasetas e gittikten sonra Salihle Berkan'ın çıkışına dikkatli bakmak lazım. Hmm. Çünkü oyuncular oyununu da daha 5 metre 10 metre ileri taşıyıp top aldığı yeri sırtı dönükle top alabiliyor. Orta sahne birçok bölgesinde oynayabilen hatta ve hatta hocanın bazı maçlarda ben hücumda kanada doğru da oynatma ihtimali bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü Oyuncu topu alıp gidebilen de bir oyuncu. O özelliği de var. Kaleyi denemesi, ofansif oyunu çok severek oynaması ve onun yanında defansa da en az ofansı kadar iştahlı yapma isteği. Ama o kadar güzel değerlendirdin bu, bu çok ki önemli. şimdi bence değer yani anlatıyorsun çok güzel anlattın. Futbolcu geldiğinde genellikle medyada yapılan hatadır Hı. o. Altını çizin, onun üzerine gidelim çünkü aslında yayınlarda buna dikkat etmek ve buna göre konuşmak gerekiyor. Sadece hani orada oynadı, burada niye böyle değil veya işte tabii. oradaki oyunu burada oynasın böyle Öyle olur. olmuyor. Evet, eksik Takım bakış olur. az evvel söylediğim gibi işte Salih'e öne çıkaran, Berkan'ı Berkan'a öne çıkaran yani takım oyuncuları öne çıkarıyor, değerli hale getiriyor. Tabii, yani tabii. oyuncunun sadece 3 kişi Çalımlıyor geçiyor gibi bakmamamız lazım medyanın da taraftarların da izleyicilerin de böyle bakması lazım. Yani takım mutlaka öne çıkaracaksa Berkan'ı Tabii çıkaracak. Oradan okumak bence eksik Hı. bir bakış olur ama şu da var. Bulunduğu dönem itibariyle bir transfer hamlesinin ortasında gelmesi Hı. bence avantajlarından bir tanesi. Çünkü Galatasaray UEFA kriterleri döneminde mesela Emre Akbaba'yı aldığında yine Alanya'dan almış. Daha çok şey vaat eden, on numara pozisyonunda, daha çok gole yakın. Şimdi beklenti e yüksekti değil Evet. Mi? O beklenti çok yüksekti. Emre Akbaba iki ciddi sakatlık geçirdi. Ve yine benzer durumda yine Galatasaraylı Emre de Galatasaraylıydı. Emre ile Berkan'ı kıyaslamıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Transfer hamlesinin içine gelmemişti Emrak Baba. Berkan orta sahada da şimdi çıkıldı o transferi. Taylan Aytaç rekabeti. Belki bir oyuncu daha. Red ya da başka bir yabancı oyuncu. Oradaki hem yenilik... Hem rekabet, bence Berkan'ın oyununu da geliştirmesine geliştirmeye mecbur olmasına sebep olacak. Hı hı. Yani bir transfer hamlesinin ortasında siz geldiğiniz zaman hem kendiniz ispatlamanız lazım hem böylesine e, taraftarlık vurgusuyla geldiğiniz bir ortamda bunu mücadelenizle de ortaya koymanız lazım. Tıpkı Emre Kılınç gibi. Emre Kılınç'ın nasıl açıklandığını hatırlayalım. Hani e, Barış Manço'nun şarkısıyla açıklanmıştı evet. gibi. E, bunlar önemlidir ve bunlar hep sizin karşınıza çıkacak faktörlerdir. Yani siz kötü mücadele edemezsiniz. Madem bu vurguyu yapıyorsunuz, taraftar sizden şunu beklersen burayı gösterdin o zaman buradan oynayacaksın. Berkan da ciddi anlamda potansiyel olduğunu düşünüyorum ama doğru kurguyla oynarsa. Onu Fatih Hoca tabii ki alıp işleyip ona en uygun ortamı yaratacaktır. Forma rekabetinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yerli olmasından dolayı ve Alanya'da vaat ettikleri bakasetas sonrası önemli. 6 numara olarak bazı sorular geliyor bize de. Evet, şimdi bana bir diye. tane gelmiş. Barış evet. Uçansu yazmış. Barış Uçansu diyor ki Berkan 6 numarada milli takımın vazgeçilmezi olacak. Herkes i̇şte... mesela Salih Heh. diyor, Salih de önemli. Ama milli takımda Berkanın da Olacağını düşünüyorum yazmış. İlla hani o olmasın bu olsun gibi bakarsak çok sağlıklı değil. O Biraz böyle hani kulüp bakış açısı gibi. Olur. Evet, o yanlış. Ee, o yanlış. İkisi yani. de olsun. Keşke. Yani Berkan da olsun, Salih de olsun. Tabik. Ee, Birçok oyuncumuzdan faydalanalım milli takım. Ee, Ama işte tam altıya e, gelecek Potansiyel, beklenti yüksek yine. İşte altı yani ön libero diye tabir ettiğimiz bölgede Berkan kullanılır mı soru bu. Normal şartlarda mesela Tayland çok iyi bir 8 numaradır. Ben biliyorsunuz 7-8 senedir Taylan'la çok yakından Biliyorsun. ilgileniyordum ve ciddi anlamda gelişimini takip ettim. Çok küçük yaşlardan beri. Erzurum Spor'da Taylan Hamza Hoca tarafından 10 numarada kullanıldı. Obertan sol açık kullanıldı. Bir gün Hamza Hoca ile konuştum. Hocam Hı. dedim Obertan gibi bir isim var. Neden? Taylan 10 numara bir de. Biz Taylan'la başlıyoruz baskıyı. Obertan da kanatlarını içeri kat ederek kullanmasını ve Beck'in katkısını bekliyorum dedi kısaca. Mantıklı geldi. Hmm. Ve Taylan ard arda goller atmaya başladı Erzurum Sport. Hep orada bulunuyor. Orada hücum presi başladı. Fatih Hoca Taylan'ı 6'ya alınca bambaşka bir oyun kimliği gördük. Berkan'da aynısı olur mu? Soru bu. Ama bunun için bir kere ihtiyaç var mı? Buna bakmak lazım. Tayland'a ihtiyaç vardı. Çünkü ön libero yoktu Galatasaray'da. Burada Tayland ve Aytaç var. Üzerine Berkan onları geçip altı olmalı. Normalde 6 numara oynayacak bir oyuncu değil stil olarak. Ya çünkü hep bir, Ama oraya, gibi altı numara, 6 numara soruluyor. Işte, Ama soruluyor. Çünkü Niye o çok, altı numaraya takıldı Galatasaray işte, taraftarı? Örneğin bir Tayland örneği olduğu için Aynı oradan işte. hareketli olabilir. Aynı i̇şte öyle. onun sebebini anlatmaya gayret ettim. Bir ihtiyaçtan doğdu. <laughs> ve Tayland daha önce mini takımlarda da orada oynamışlığı var. Çıplak gözü çok izledim. 6 numara da oynayabilen bir oyuncu. Ama Berkan'ın oyunu tarif ederken biraz daha ofansı seven, biraz daha hücum etmeyi seven, biraz daha cüretkar olup kaleyi denemeyi seven. Şimdi Berkan'daki bitiricilik, bitirmeyi deneme cüretiyle Tayland'daki daha farklı. Tayland biraz daha basit oynamayı sever. Onun da şu da özelliği var ama Tayland bazen bu sene öncesine kadar diyeyim çok basit hatalar yapıyordu. Bireysel tak, şut çekmesi gereken yerde cesaret etmeyip pas veriyordu. Pas vermesi gereken yerde şutu deniyordu gibi. Berkan'da da bu geliştirilebilir ve yaşı biraz daha genç olduğu için potansiyeli çok yüksek. Ben Türk futbol adına ümitliyim. Galatasaray adına iyi bir deneme olduğunu düşünüyorum. Denenebilir. Uğraşılır ve faydalı olacağını düşünüyorum ben. Peki e, reklama gitmeden şöyle bir genel de değerlendirelim. Hı hı. Galatasaray'da bir kabuk değişimi. Evet. Ifade bu şekilde. Geçen kabuk sezon değişimi. Bütün programlarda anlattığımız, evet. yani defalarca anlattım bunu. Bir kez daha anlatayım. Şimdi çok bunu fazla bekliyorum. şimdi oyuncular için. PSV evet. Antov'un maçı. O, ertesinde yapılan transferler ki konuşulan hala isimler var. Var. Daha olacak. Ee, evet, olacak gibi gözüküyor. O nedenle soruyorum. Taraftarlar da bu kadro planlaması üzerinden senin ne yorum yapacağını merak ediyorum. Yani ediyorduk. çok geniş bir konu. Ben hızlıca anlatmaya çalışacağım. ya Tabii ki yani geniş de, işte ee, bir de evet, zamanımız düşünerek... da var. Evet. Zamanımız da dar. Bir kere neden 3 senede hala kadro planlaması yapılıyor? Soru 1. İkincisi Çıkıldağ konusunda neden ön oynayan oyuncu şimdi oynayamayacak? Bu soruluyor. 2 bu. 3 Galatasaray'da geliştirilebilen oyuncu sayısı az. 3 senede. Bir eleştiri bu. Artı taraflara gelirsek mesela Ozan Kabak ihracat güzel. Onun dışında gençler dönülmesi artı. Bunca zaman 30 yaş üstü oyunculara çok fazla ücret ödenmesi yanlış. Şimdi doğruya dönülüyor. Şimdi Oraya da geleceğim. Oyu, Aynen öyle. Yedek kalmayı kanıksayan oyuncu sayısı çok fazla Galatasaray'da. Hı hı.